Üçüncü mebahs. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve ceallakum şuuben ve kabaile li ta'arafu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sonra da birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Yani li ta'arafu münasebatil hayatil içtimaiyye fe ta'avenu aleyha la li tenakeru fe tehasamu. Yani sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışın ta birbirinizi tanımalısınız. Ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz. Birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki yek diğerinize karşı inkarla yabani bakasınız, husumet ve adavet edesiniz değildir. Şu mebahas yedi meseledir, birinci mesele. Şu ayet-i kerimenin ifade ettiği hakikat-ı âliye, hayat-ı içtimaiyeye ait olduğu için, hayat-ı içtimaiyeden çekilmek isteyen yeni sahipliği sanıyla değil, belki İslam'ın hayat-ı içtimaiyesiyle münasebet davranan eski sahipliği sanıyla, Kur'an-ı Azimuşşan'a bir hizmet maksadıyla ve haksız hücumlara bir siper teşkil etmek fikriyle yazmaya mecbur oldum. İkinci mesele, şu ayet-i kerimenin işaret ettiği taarruf ve taavun düsturunun beyanı için deriz ki, nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, ta takımlara kadar tefrik edilir. Ta ki her neferin muhtelif ve müteaddit münasebatı ve o münasebata göre vazifeleri tanınsın, bilinsin. Ta o ordunun efratları düstur-u teavun altında hakiki bir vazife-i umumiye görsün. Ve hayat-ı içtimaiyeleri adanın hücumundan masum mu kalsın? Yoksa tefrik ve inkısam bir bölük bir bölüğe karşı rekabet etsin, bir tabur bir tabura karşı muhasemet etsin, bir fırka bir fırkanın aksine hareket etsin değildir. Aynen öyle de. Heyeti içtimai-i İslamiye büyük bir ordudur. Kabail ve tavaife intisam edilmiş. Fakat birler adedince cihet ve vahdetleri var. Halikleri bir, rezzakları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir, binler kadar bir. İşte bu kadar birler kuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar. Demek kabail ve tavaife inkısam şu ayetin ilan ettiği gibi taarruf içindir, taavun içindir, tenakür için değil, tehasun için değildir. Üçüncü mesele, fikri milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan vessas Avrupa zalimleri bunu İslamlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar. Ta ki parçalayıp onları yutsunlar. Hem fikri milliyette bir zevk-i nefsani var. Gafletkârâne bir lezzet var. Şahametli bir kuvvet var. Onun için şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara fikri milliyeti bırakınız denilmez. Fakat fikri milliyet iki kısımdır. Bir kısmı menfidir, şahametlidir, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir. Diğerlerine adavetle devam eder. Müteyakkız davranır. Şu ise muhasemet ve keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki hadis-i şerifte ferman etmiş. El-İslamiyyeti cebbetil asabiyyetel cahiliyye. İslam dini kendinden önceki batıl olan fiil, hareket, adet ve inanışları keser, kaldırır. Ve Kur'an da ferman etmiş. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلٰى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلْ شَيْءٍ عَل۪يمًا. Kafirler kalplerine cahiliyet taassubundan ibaret olan o gayreti yerleştirdiklerinde Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine sükunet ve emniyetini indirdi ve onlara takvada ve sözlerine bağlılıkta sabah verdi. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah ise her şeyi hakkıyla bilir. İşte şu hadis-i şerif ve şu ayet-i kerime kat'i bir surette menfi bir milliyeti ve fikri unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müsbet ve mukaddes İslamiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor. Evet, acaba hangi unsur var ki 350 milyon vardır. Ve o İslamiyet yerine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri, hem ebedi kardeşleri kazandırsın. Evet, menfi milliyetin tarihçe pek çok zararları görülmüş.
Ez cümle, Emeviler bir parça fikri milliyeti siyasetlerine karıştırdıkları için hem alem-i İslam'ı küstürdüler, hem kendileri de çok felaketler çektiler. Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için, Fransız ve Alman'ın çok şahametli ebedi adaletlerinden başka, Harb-i Umumi'deki hadisat-ı müthişe dahi menfi milliyetin nev-i beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Hem bizde iktidai hürriyette, Babil Kalesi'nin harabiyeti zamanında tebelbülü akvam tabir edilen teşaub-u akvam ve o teşaub sebebiyle dağılmaları gibi menfi milliyet fikriyle başta Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler namında sebebi tefrikay kulüp muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebilerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri menfi milliyetin zararını gösterdi. Şimdi ise en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir ve ecnebi tahakkümü altında ezilen anasır ve kabail İslamiye içinde fikri milliyetle birbirine yabani bakmak ve birbirine düşman terakki etmek öyle bir felakettir ki tarif edilmez. Adeta bir sineğin ısırmaması için müthiş yılanları arka çevirip sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa'nın doymak bilmez hırslarını, pençelerini açtıkları bir zamanda onlara ehemmiyet vermeyi, belki manen onlara yardım edip menfi unsuriyet fikriyle şark vilayetlerindeki vatandaşlara veya cenub tarafındaki dindaşlara adalet besleyip onlara karşı cephe almaz, çok zararları ve mehalikiyle beraber o cenub efrakları içinde düşman olarak yoktur ki onlara karşı cephe alınsın. Cenub'tan gelen Kur'an nuru var. İslamiyet ziyası gelmiş. O içimizde vardır ve her yerde bulunur. İşte o dindaşlara adalet ise dolayısıyla İslamiyet'e, Kur'an'a dokunur. İslamiyet ve Kur'an'a karşı adalet ise bütün bu vatandaşların hayat-ı dünyeviye ve hayat-ı uhreviyesine bir nevi adalettir. Hamiyet namına, hayat-ı içtimaiyeye hizmet edeyim diye iki hayatın temel taşlarını harap etmek hamiyet değil, hamakattır. Dördüncü mesele, müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyacı dahilisinden ileri geliyor. Taavune, tesanüde sebeptir. Menfaatli bir kuvvet temin eder. O kuvvet-i İslamiye'yi daha ziyade teyit edecek bir vasıta olur. Şu müsbet fikri milliyet, İslamiyet'e hadim olmalı, kale olmalı, zırhı olmalı, yerine geçmemeli. Çünkü İslamiyet'in verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var. Âlem-i bekada ve âlem-i berzahta o uhuvvet baki kalıyor. Onun için uhuvvet milliye ne kadar da kavi olsa onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu onun yerine ikame etmek, aynı kalenin taşlarını kalenin içindeki elmas hazinesinin yerine koyup o elmasları dışarı atmak mev'inden ahmakane bir cinayettir. İşte ey ehl-i Kur'an olan şu vatanın evlatları, 600 sene değil, belki Abbasiler zamanından beri 1000 senedir Kur'an-ı Hakim'in bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur'an'ı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'an'a ve İslamiyet'e kale yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz. Müthiş tahacumatı def ettiniz. Ta فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah öyle bir topluluk getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzet sahibidirler. Ve Allah yolunda cihad ederler. Ayetine güzel bir masadak oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve Frenk Meşşek münafıkların desiselerine uyup şu ayetin evvelindeki hitaba masadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız. Gaye dikkat bir hal. Türk milleti anasır-ı İslamiye içinde en kesretli olduğu halde dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır. Sair unsurlar gibi Müslim ve gayrimüslim olarak iki kısma inkısam etmemiştir. Nerede Türk taifesi varsa Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler Türklükten dahi çıkmışlardır Macarlar gibi. Halbuki küçük unsurlarda dahi hem Müslim ve hem de gayrimüslim var. Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin İslamiyetle intizac etmiş.
Ondan kabili tefrik değil. Tefrik etsen mahvolsun. Bütün senin mazideki mefahirin İslamiyet defterine geçmiş. Bu mefahir zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde sen şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme. 5. mesele. Asya'da uyanan akvam fikri milliyete sarılıp aynen Avrupa'yı her cihette taklit ederek, hatta çok mukaddesatları o yolda feda ederek hareket ediyorlar. Halbuki her milletin kâmet kıymeti başka bir elbise ister. Bir cins kumaş bile olsa tarzı ayrı ayrı olmak lazım gelir. Bir kadına bir jandarma elbisesi giydirilmez. Bir ihtiyar hocaya tango bir kadın libası giydirilmediği gibi körü körüne taklit dahi çok defa mıskaralık olur. Çünkü evvela Avrupa bir dükkan, bir kışla ise Asya bir mezra'a, bir cami hükmündedir. Bir dükkancı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyeti ile mescit vaziyeti bir olmaz. Hem ekser enbiyanın Asya'da zuhuru, ağlı bir hükemanın Avrupa'da gelmesi, kader-i ezeliğinin bir remzi, bir işaretidir ki, Asya akvamını intibaha getirecek, terakki ettirecek, idare ettirecek din ve kalptir. Felsefe ve hikmet ise din ve kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli. Saniyen, dini İslam'ı Hristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lakayt olmak pek büyük bir hatadır. Evvela Avrupa dinine sahiptir. Başta Wilson, Lloyd George ve Mizeros gibi Avrupa büyükleri papaz gibi dinlerine mutaassıp olmaları şahittir ki Avrupa dinine sahiptir. Belki bir cihette mutaassıptır. Salisen, İslamiyet'i Hristiyan dinine kıyas etmek kıyas-ı maal farıktır. O kıyas yanlıştır. Çünkü Avrupa dinine mutaassıp olduğu zaman medeni değildi. Taassubu terk etti, medenileşti. Hem din onların içinde 300 sene muharebe-i dahiliyeyi intihac etmiş. Müstebit zalimlerin elinde avamı, fukarayı ve ehl-i fikri ezmeye vasıta olduğundan onların umumunda muvakkaten dine karşı bir küsmek hasıl olmuştu. İslamiyet'te ise tarihler şahittir ki bir defadan başka dahili muharebeye sebebiyet vermemiş. Hem ne vakit ehl-i İslam dine ciddi sahip olmuşlarsa o zamana nispeten yüksek terakki etmişler. Buna şahit Avrupa'nın en büyük üstadı Endülüs Devlet-i İslamiyesidir. Hem ne vakit cemaat-i İslamiye dine karşı lakayt vaziyeti almışlar, perişan vaziyete düşerek tedenni etmişler. Hem İslamiyet vücub-ı zekat ve hürmet-i riba gibi binler şefkatperverane mesaid ile fukarayı ve avamı himaye ettiği efela yakilun, efela yetefekkerun, efela yetedebberun akıl etmiyorlar mı? Tefekkür etmiyorlar mı? İyice düşünmüyorlar mı? Gibi kelimatıyla aklı ve ilmi istişhar ve ikaz ettiği ve ehl-i ilmi himaye ettiği cihetle daima İslamiyet fukaraların ve ehl-i ilmin kalesi ve merceği olmuştur. Onun için İslamiyet'e karşı küsmeye hiçbir sebep yoktur. İslamiyet'in esası mahz-ı tevhiddir. Vesait ve esbaba tesiri hakiki vermiyor. İcat ve makam cihetiyle kıymet vermiyor. Hristiyanlık ise velidiyet fikrini kabul ettiği için vesait ve esbaba bir kıymet verir. Enaniyeti kırmaz. Adeta rububiyet-i ilahiyenin bir cilvesini azizlerine, büyüklerine verir. اِتَّخَذُ اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar hahamlarını ve papazlarını kendilerine Allah'tan başka Rab edindiler. Ayetine masadak olmuşlar. Onun içindir ki Hristiyanların dünyaca en yüksek mertebede olanları gurur ve enaniyetlerini muhafaza etmekle beraber sabık Amerika reisi Wilson gibi mutaassıp bir dindar olur. Mahz-ı tevhid dini olan İslamiyet içinde dünyaca yüksek mertebede olanlar ya enaniyeti ve gururu bırakacak veya dindarlığı bir derece bırakacak. Onun için bir kısmı lakayt kalıyorlar, belki dinsiz oluyorlar. 6. mesele. Menfi milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz ki evvela şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhaceretlere ve tebeddülata maruz olmakla beraber, merkezi hükümet-i İslamiye bu vatanda teşkil olduktan sonra akvam-ı saireden pervane gibi çokları içine atılıp tavattun etmişler. İşte bu halde levh-i mahfuz açılsa ancak hakiki unsurlar birbirinden tefrik edilebilir,
Öyleyse hakiki unsuriyet fikrine hareketi ve hamiyeti bina etmek manasız ve hem pek zararlıdır. Onun içindir ki menfi milliyetçilerin ve unsuriyet perverlerin reislerinden ve dine karşı pek lakayt birisi mecbur olmuş demiş, dil din bir ise millet birdir. Madem öyledir, hakiki unsuriyete değil, belki din, vatan münasebatına bakılacak. Eğer içi bir ise, zaten kuvvetli bir millet, eğer bir noksan olursa, tekrar milliyet dairesine dahildir. Saniyen, İslamiyet'in mukaddes milliyeti, bu vatan evladının hayat-ı içtimaiyesine kazandırdığı güzel faydadan iki faydayı misal olarak beyan edeceğiz. Birincisi, şu devlet-i İslamiye 20-30 milyon iken bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren, şu devletin ordusundaki nur-u Kur'an'dan gelen şu fikirdir. Ben ölürsem şehidim, öldürsem gaziyim. Kemal-i şevkle ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş. Daima Avrupa'yı fikretmiş. Acaba dünyada basit fikirli, safi kalpli olan neferatın ruhunda şöyle ulvi fedakarlığa sebebiyet verecek hangi şey gösterilebilir? Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir? Ve hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir? İkincisi, Avrupa'nın ejderhaları, büyük devletleri. Her ne vakit şu devlet İslamiye'ye bir tokat vurmuşlarsa 350 milyon İslam'ı ağlatmış ve inletmiş. Ve o müstemlekat sahipleri onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihetle istizgar edilmeyecek manevi ve daimi bir kuvvet-i zahar yerine hangi kuvvet ikame edilebilir gösterilsin. Evet, o azim manevi kuvvet-i zahrı menfi milliyetle ve istinakarane hamiyetle gücendirmemeli. Yedinci mesele, menfi milliyette fazla hamiyetperverlik gösterenlere deriz ki, eğer şu milleti ciddi severseniz, onlara şefkat ederseniz, öyle bir hamiyet taşıyınız ki, onların ekseriyesine şefkat sayılsın, yoksa ekseriyesine merhametsizcesine bir tarzda, şefkate muhtaç olmayan bir kısmı kalilin muvakkat, gafletkârâne, hayat-ı içtimaiyelerine hizmet ise hamiyet değildir. Çünkü menfi unsuriyet fikriyle yapılacak hamiyetkarlığın milletin 8'den 2'sine muvakkat faydası dokunabilir. Layık olmadıkları o hamiyetin şefkatine mazhar olurlar. O 8'den 6'sı ya ihtiyardır, ya hastadır, ya musibet zededir, ya çocuktur, ya çok zayıftır. Ya pek ciddi olarak ahireti düşünür, müttakidirler ki bunlar hayat-ı dünyeviyeden ziyade müteveccih oldukları hayat-ı berzahiyeye ve uhreviyeye karşı bir nur, bir teselli, bir şefkat isterler. Ruhaniyetkar mübarek ellere muhtaçtırlar. Bunların ışıklarını söndürmeye ve tesellilerini kırmaya hangi hamiyet müsaade eder? Heyhat! Nerede millete şefkat, nerede millet yolunda fidakarlık? Rahmet-i ilahiyeden ümit kesilmez. Çünkü Cenab-ı Hak 1000 seneden beri Kur'an'ın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini muvakkat arızalarla inşallah perişan etmez. Yine onu ışıklandırır ve vazifesini idame eder.